Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün turşu nasıl kurulur onu size anlatacağım arkadaşlar. Yıkamaya başlayalım. Önceden bir su yıkamıştım, bu ikinci sudur. Bir su daha yıkayacağım. Tamam. Evet arkadaşlar, kabların içinde yıkıyorum, bu suyumu da israf etmiyorum, çiçeklerimi suluyorum bu artık suyla. Şimdi kesmeye başlayalım. İsterseniz kesmeyebilirsiniz, benim içim rahat etmediği için her iki taraftan da kesiyorum. Sadece şu kuyruklarını da koparabilirsiniz ama ben kuyruklarını da başını da kesiyorum. Şimdi acıları kesiyoruz. Acılar şu şekil. Havuçları da şu şekil, kalın yerini 4'e bölüyoruz, ince yerini 2'ye bölüyoruz. Havuçlar o kadar taze ki hemen çatlıyorlar. Güzelce karıştıralım. Karışık yapacağım için. Şimdi turşuluk malzememizin çöpünü temizledik. Şimdi şişeleyelim. Böyle karışık yapıyorum arkadaşlar. Şimdi sarımsaklarımızı da ekleyelim. Acı sevdiğimiz için kendi terasımda yetiştirdiğim biberleri, turşu biraz acı olsun diye biber ekliyorum. Evet. Evet, ikinci kavanoza geçiyoruz arkadaşlar. Birazını da büyük kaplarda yapacağım lahana karışımı. Biberler hafif olduğu için üste çıkıyor, o yüzden biraz altta olması daha mantıklı. Yeterli böyle. Lahanamı güzelce yıkadım, yarısını ayırdım. Şimdi güzelce doğrayacağım karışık turşu için. Evet, şimdi böyle kavanozlayalım. Lahanamızı güzelce basıyoruz. Ondan sonra karışık salatalık, encur, havuç karışımı dolduruyoruz. Sarımsağı araya ekliyoruz. Biraz da biber. Tekrardan salatalık ekleyelim. Güzelce basalım. Tekrardan lahana doğruyoruz.
Tekrardan bekliyoruz. Şimdi domatesi de doğrayalım. Biraz dilimleri küçük olsun. Büyük olunca yer fazla kaplıyor. Üstüne de tekrardan lahana ekleyeceğiz. Son olarak lahanaları da ekliyoruz. Yeterli bence. Maşallah, Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlısına şimdi suyunu hazırlayalım. Şimdi turşumuzun suyunu hazırlayalım. Tuzu ekleyelim. Tuzumuzu ekledik. Karıştıralım. Tuzu erisin diye. Burada 4 kilo civarına su var. 3,5-4 kiloya yakın. Sirke de eklenecek. Tuzumuzu karıştırdık. Tuzumuz iyice eridi. Arkadaşlar, ben turşu kurarken damak tadından anlıyorum. Ama size tam ölçü olsun diye yumurtayla ölçüyorum. Yumurtayı 10 suyla yıkadım. İçiniz rahat olsun. Yumurtayı ekliyorum. Yumurta yukarı çıktı. Yumurta aşağı iniyorsa tuzu eksiktir. Yumurta yukarı çıkıyorsa tuzu tamdır. Çok tuzlu istemiyorsanız yumurta ortadayken de ölçüsü ayarında oluyor. Yukarıdayken, tam yukarı çıktığı zaman bilin ki o turşunuz kesinlikle 2 sene de kalsa bozulma yapmaz. Tuzlu suyumuzu hazırladık arkadaşlar. Şimdi sirkeyi eklemeye geldik. Kırmızı sirke kullanmıyorum arkadaşlar. Kullandığım sirke bu. 10 kilo suya 100 milim bu turşu suyunu kullanıyorum arkadaşlar. Sirke ruhu. Bunu kullanıyorum. Ben suyum 4,5 kiloya yakın. O yüzden yarım bardak kullanıyorum. Çok oldu. Biraz boşaltalım. Tadarak da bakabilirsiniz arkadaşlar. Limon eklemiyorum. Limon tuzu eklemiyorum. Çünkü bu sirke ruhu keskin. Sirke ruhunu ekledik. Şimdi karıştıralım. İyicene karıştırdık. Şimdi suyumuzu ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın bereketini koysun. Sağlıkla yemeği nasip etsin. Şunları kenara alalım. Gördüğünüz gibi suyumuz tam yetti. Sularımızı ekledik. Şimdi de kapaklarını kapatalım arkadaşlar. Evet. Şimdi şişeleri iki geri bir ileri. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi turşularımız hazır. Şimdi turşumuzu kurduk. Bunlar da geçen seneden kalma turşularım. Bunlar son. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, hala kıtırlığını koruyor. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi hala kıtır arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik.
Yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.